Komutanım, hemen hazırlıklara başlasak iyi olur. Peki sen ne düşünüyorsun Levent? Dosta düşmana her zaman hazırız komutanım. Merak etmeyin. Yani bir hazırlık yapılmasın mı diyorsun? Geliş amacı NATO altyapı programı çerçevesinde uygun arazi keşfi değil mi? Ayrıca bir cephaneliğimizin NATO projesine model olması ihtimali var. Detaya girmeden sadece mimari projesini gösterebiliriz. Yeni depo için bizim sapladığımız uygun araziler var. Bunu göstermek için de bir kişi yeterli. Amerikalı için özel hazırlığa gerek yok. Peki senin fikrin ne Deniz? Misafirimiz NATO adına gelecek komutanım. Türk misafirperverliğini gösterelim. Bir eğitim subayı olarak bugünkü eğitimleri iptal edip ufak bir karşılama yapalım diyorum ben. Bence de tam tersine eğitimleri arttıralım komutanım. Levent, bugünkü eğitimin nedir senin? Arkadaşlar, bugünkü eğitiminin tahra ikat malzemelerini yerleştirmek. Neymiş? Tahra ikat malzemelerini yerleştirmek. Torutu olan. Vedat Çemişçi, İzmir. Komutanım, tahra ikat malzemelerini yerleştirmek ne demek? Anladı dedi evladım, acele etme. Tahra ikat ne demek? Tahra ikat, yaklaşmakta olan düşmanı batit önlemler alarak önceden haber alma teknidir. Bu elimde gördüğünüz malzemelerin ne olduğunu bilen var mı? Kadri Sakoğlu, Adana. Konserve kutusu, pet şişe, tel, ıvır zıvır, çer çöp falan filan komutanım. Geç hemen. Geç. Bu malzemelerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Sorusu olan? Yok asırı makara. Komutanım, o konserve kutuları boş mu dolu mu? Geç, 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 geç. Emredersiniz o. Bu malzemelerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için araziye ineceğiz. Sağ, dön. İstikamet, iç avlu. Vatan sana canım feda. Uyguladım, marş. Vatan sana canım feda. Vatan sana. Araziye gideceğimize arazi olak ya, alay binasına gidek mi? Aferin Şişik, ne yapacağız? Albayla tavla mı oynayacağız? Yok lan, Seyfi'nin yanına gider. Postalar gelmişse bana havale de gelmiştir sana. Antin'den koros mallarım. Nedir tökezleme teli? Ne işe yarar tökezleme teli? Bağla şunu. Adı üstünde. Tökezleme teli, gizlice yaklaşan düşmanın size yaklaşması halinde şu şekilde tökez... Kes gülmeyi, kes! Ben siz öğrenin diye özellikle tökezledim. Bu arada sana da bravo Yusuf, bravo. Bu ne hız, ne çabuk bağlamışsın. Ben hızlı ve iyi bir hatkerim komutanım. Evet arkadaşlar, tökezleme telini öğrendiniz. Tökezleme telini böyle gelip etrafında kabak gibi durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen mevdileniyoruz. Şimdi tut telleri arasına mevdilenin, bir tane gelip kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Bravo, bravo. Askerin önünde, bravo. Siz geldiniz komutanım, ben mi geldim? Sen geldin, sen bağladın. Görev kağıdı hazır komutanım. Tamam, hadi Seyfi. Emredersiniz komutanım. Ya arkadaş, bugün bizim temizlik günümüz müdür nedir anlamadım ha. Önüne gelen bizi fırçalıyor, iyi mi? Sayende de pırıl pırıl olduk hani Şişik. Pardon ama Vedat'cığım, sana bir onbaşıyla konuştuğunu hatırlatmak isterim. Niye benim sayemdeymiş? Arazi olup alay binasına gidelim diyen babam mıydı? Uzman lastikten fırçayı yersek ben işte o zaman soracağım sana onbaşıyı kuşbaşıyı. Dur dur, sen merak etme. O safların ruhu neyin bile duymaz. Şimdi ben onların arkasından yılan gibi süzülür, kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Onların ruhu bile duymaz, saflar. Yürü hadi, beni takip et. Anam! Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım, malak gibi de düşerim şiş. Sağım, sen düşmedin, dengesiz.
Evet arkadaşlar, tökezleme telinin ne işe yaradığını hep birlikte gördünüz. Şimdi de gördüklerinizi arazide uygulayacaksınız. Biz de gelip kontrol edeceğiz. Yapamayan ceza alacak. Anam! Ne cezası komutanım? Şşt! Burada! Kopya versene, ne yapacağız? Gizlice yaklaşan düşmanı önceden haber alma tedbirleri. Kadir abi, bu kutu boş mu? Yavrum bu. Bir rahat dur ya. Bu benim kutum. Git sen, git. Başkasının kutusunu tak bağla. Hadi yürü. Arif abi. Komutanım. Bunlar bu tökezleme telini becerebilecekler mi? Hemen becerecekler tabii. Sanki bana atom bombası yapıyorlar. Bir baktaydık. Nesine bakacağım? Komutanım bakın. Yusuf bakmayacağım diyorum. Bakmayacağım. O halde ben doya doya bakarım. Niye haber vermiyorsun Yusuf? Ama komutanım dedi haber beğenmiyordun. O da önce verdim ya haberi. Aha el sallıyor. Aa, hayır bana el sallıyor. Yok yok yok, gel gel yapıyor. Yapıyorsa bana gel gel yapıyor. Buyurun önden o zaman. Siz buyurun efendim, siz buyurun. Yok yok buyurun komutan tanıt, buyurun. Sultan hemşire. Sultan hemşire. Sultan hemşire. Sultan hemşire. Komutanım, size bir iyi bir de daha iyi haberim var. Ne iyi haberi Yusuf Azman, ne iyi haberi? Birincisi bizim çocuklar bu tel itini iyi yapmışlar. İkincisi Sultan Hanım güldü. Bana ne gülecek, sana gülüyor. İyi ya işte. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırmış. Bana güldü.